Dün akşam saatlerinde kimsenin beklemediği ve herkesin vicdanını yaralayan bir kararla Gezi davasında yargılanan ve Türkiye'de bulunan herkes tutuklanmıştı. Bu tutuklulardan 3 tanesi Bakırköy Kadın Cezaevine konmuştu. Bugün Bakırköy Kadın Cezaevinde 3'ünü ziyaret ettim. Kendilerine yaptığım ziyaretle ilgili bilgileri aktarmak üzere karşınızdayım. Öncelikle ben geçmişte de cezaevi komisyonlarında görev yapmış birisi olarak geçmişten gelen geleneğin devam ettiğini ve Bakırköy cezaevindeki personelin davranışlarının tutuklulara, hükümlere son derece olumlu olduğunu, bu konuda herhangi bir şikayet aktarılmadığını memnuniyetle gördüm. Bunu ifade etmek isterim öncelikle. Sayın Mücella Yapıcı'yı, Sayın Çiğdem Mater Utku'yu ve Sayın Mine Özerden'i ayrı ayrı görüştüm kendileriyle. Elbette kendilerinin ilk günler olmasından dolayı bir takım talepleri var. O taleplerini cezaevi yönetimine ilettik. O konuda da cezaevi yönetiminin olumlu yaklaşımını gördük. Bu sıkıntıların, sıkıntıya dönüşmeden bu taleplerin hızla çözüleceğini düşünüyoruz. Sayın Mücella Yapıcı'yla yaptığım görüşmede kendisi şaşkınlık içindeyim dedi. En ilk olarak ve en çarpıcı olarak söylediği bu. 72 yaşında olduğunu, bir mimar olarak ömrü boyunca çalıştığını, kendisinin halihazırda bir kiralık evde oturduğunu, geçmişte yaptığı bazı görevlerin, örneğin belediyelerde planlama müdürlüklerindeki görevlerin çok kritik görevler olduğunu, oralarda dürüstlüğün, oralarda maddi meselelere tamah etmemenin çok önemli olduğunu, hayatı boyunca bu sınavlardan olumlu olarak geçmiş olarak kendini adlettiğini ve bundan gurur duyduğunu, dün benim yaşıma gelince inşallah siz de çocuklarınızın yüzüne benim gibi bakabilecek durumda olursunuz diye mahkemeye de hatırlattığını söyledi. Ve dedi ki şaşkınlık içindeyim. Ben Gezi'nin finansörü olarak söyleniyorum. Kendime bir mülküm yok. Yani kira evde oturuyorum ama sanmasınlar ki başka yerlerde kiralık evleri var, başka mülkleri var. Zevkine kiralık. Benim bir tek mülküm yok dedi kendime ait. Bir tapum yok dedi. Tapusu olmayan birisi Gezi'nin nasıl finansörü oluyor bunu sordu. Ve kendisi aynı delillerle ben daha önce 2 kez beraat ettim dedi. Bir tanesinde beraatim kesinleşti. İkincisinde de Silivri'de görülen duruşmada beraat ettim. Sonradan bozdular bu cezayı verdiler dedi. Elde hiçbir delil yokken ve karşı oydaki yazıya göre de delil dedikleri de 2013 yılında usulsüzce toplandığını mahkeme heyetinden biri de söylüyorken bize verilen bu karar gerçekten şaşkınlığa uğrattı beni dedi. Özellikle de Kavala'nın kendilerine emir verdiğiyle ilgili iddiaya şunu söylüyor. 26 yıldır Kavala ile sokakta bile karşılaşmadım diyor. Karşılaşsam konuşurdum ama ben Kavala ile sokakta bile karşılaşmadım. Bir tane telefon görüşmesi dahi yapmadım. Kavala bana nasıl emir vermiş, talimat vermiş ve Gezi'yi planlamış ve ben onun söyledikleriyle bunu yapıyor olabilirim. Önce birisi bunu açıklasın dedi ve Türkiye'deki herkese elinizi vicdanınıza koyun. 26 yıldır bir saniye telefonla görüşmediğiniz, bir kere bir araya gelmediğiniz ve hodri meydan diyorum varsa bunun kanıtını koysunlar. Şurada görüştünüz, şu dakikada görüştünüz, şu telefondan görüştünüz. Yolda görmediğim, karşılaşmadığım birisine 26 yıldır nasıl birlikte darbe planlamış olabilirim diye soruyor. Büyük bir haksızlığa uğradıklarını ama son derece haklı olduklarını, bu sebepten de dışarıdaki hiç kimsenin kendilerini merak etmemesini, dimdik ayakta durduklarını ve Gezi ruhunun kendilerini ayakta tuttuğunu söylüyorlar. Bu durumda dışarıya söyledikleri bir tek şey var. Hiç merak etmeyin, dimdik ayaktayız. Nasıl dimdik girdiysek dimdik de buradan çıkarız diye ifade ediyorlar. Sayın Çiğdem Mater, herhalde benim cezaevlerinde 250'nin üzerinde yaptığım ziyaret ve 1000'in üzerinde yaptığım görüşmeden en enteresanlarından bir tanesiydi bu. Çünkü Çiğdem Mater dedi ki beni kaçma şüphesiyle yakalayıp getirdiler. Buraya koydular. Ben Hamburg'da bir film işi almıştım. Ben aldığımda ceza mahkeme yoktu. 2001'in Mayıs'ında mahkeme başladı. Avukatım dedi ki Hamburg'da film çekiyor. Ve
işi bitince gelecek. Dilekçe verdik. Şubat'ın 2022'nin Şubat'ında işi biter. Mart'ın başında gelir. Yargılama bu aşamaya kadar geldi. Ben aynen söylediğim gibi Şubat'ın sonunda Mart'ın başında kalktım. Bundan bir ay önce buraya geldim. Zaten dışarıdaydım. Mahkeme görülmeye başladığında dışarıdaydım. Yargılanırken dışarıdaydım. Karar duruşması için söz verdiğim tarihte geldim. Bana cezayı verdiler. Tutukluk alacaksın çünkü sen kaçarsın diyorlar. Kaçmışken kendim geldim ve bunu dilekçemde yazdığım halde geldim. Bunu bana nasıl yakıştırıyorlar diyor. Gerçekten ben de kendisine bir şey söyleyemedim. Son derece moralliydi. İyiyiz, kimse bizi merak etmesin. Haklıyız. O yüzden de çok mutluyuz ve çok iyiyiz. Haklılığımızı Türkiye'deki kamuoyunun görüyor olması ve bize böyle bir destek veriliyor olmasını son derece kıymetli buluyoruz dediler. Biz ne Gezi'de kaybedendik ne de dün kaybetmedik. Biz kaybetseydik Gezi'deki ağaçları keserlerdi. Kestirmedik. Kışlayı yaptırmadık. Biz Gezi'nin kazananıyız. Dünkü meselede de bizi cezalandıranlar kaybetti. Bizim moralimiz çok yüksek ama onların moralleri çok bozuktu. Yine Sayın Mine Özerdem'le görüştük. O elinde sonunda çıkacağız. Hukuk işleyecek ve bir şekilde çıkacağız. Dün hukukun işlememesi önemli değil ama bu ülkeyi hukuka davet etmek çok önemli. Hak temelli bir mücadelenin altını çizmek lazım. Biz altını çiziyoruz. Savunmalarımızın okunması yeter. Hem bizim hem avukatlarımızın savunmaları bütün meseleye açıklık getirecek şekilde. Benim savunmamı okuyacak bir AK Partilinin, avukatımızın savunmasını okuyacak bir AK Partilinin bize hak vermemesini ihtimal dahilinde görmüyoruz. Haklıyız ama bunu anlatmak için biraz zamana ihtiyaç olduğu anlaşılıyor diyor. Ve bu işin doğası gereği bu dezavantajlı grubu biz avantaja çevirebiliriz. Bunun için de Türkiye'deki herkesi ön yargılarından sıyrılıp bu kişiler neyle suçlandılar, hangi delille cezalandırdılar ve niçin tutuklandılar diye bir araştırmaya sevk ediyoruz diyorlar. Çünkü şöyle bir gerçeklik var ki defalarca beraat ettikleri bir suçtan ben bunu kabul etmiyorum, bunu kabul edemem, onları kimse serbest bırakamaz diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapılan bir yargılama söz konusu. Bugün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bizim yargıya müdahale ettiğimizi söylemiş. Ey Bekir Bozdağ, ben bu mahkemeyi tanımıyorum, kanallarına da saygı duymuyorum diyen Recep Tayyip Erdoğan dururken biz mi müdahale ediyoruz? Mahkemeler görüşülmeden önce o mahkemenin hakimlerini değiştiren sizler dururken biz mi müdahale ediyoruz? Örneğin Akın Gürley'i mahkeme mahkeme gezdirip seyyar giyotin olarak herkese ceza verdiren sizler dururken biz mi müdahale ediyoruz? 2018 yılında AK Parti'den adayı olmuş birisine ağır ceza mahkemesine üye yapıp birinci şikayetçi Recep Tayyip Erdoğan'ken 3 yıl önce reisim beni milletvekili yapar mısın diyen ve belki bir yıl sonra bunu bir daha talep edecek olan birine Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci şikayetçi olduğu mahkemeye üye yapan sizler dururken biz mi yargıya müdahale etmiş oluyoruz? Şimdi son olarak buradan çok önemli bir bilgiyi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Hani aslında bu Türkiye'yi sarsacak bir bilgi ama bakalım kamuoyu bundan ne kadar meşgul olacak? Özellikle FETÖ ile mücadele konusunda çok konuşan AK Partili milletvekillerine, AK Partili yöneticilere, AK Parti'ye yakın gazetecilere bu bilgiyi verelim bakalım. Dün mahkemede Adalet ve Kalkınma Partisi'nden adayı olduğu söylenen hakimin durumu kesinleşti. Kendisi 3 yıl öncesine kadar AK Parti üyesi bir avukattı. AK Parti teşkilatından yargı teşkilatına devşirildi. Peki bu kişinin eşi
Samsun Bafra'da hemşireydi. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra hakimin eşi tutuklandı. 3 ay süreyle hapishanede yattı. Beraat etmedi. Suçunu kabul etti. Fethullahçı örgütlenmeden olduğunu kabul etti. Ve tam Samsun Bafra'da 160 kişinin ismini vererek itirafçı oldu. İtirafçı olduğu için şartlı olarak da tahliye oldu. Dün siz darbecisiniz kararını veren hakimin evli olduğu eşi, 15 Temmuz darbesini yapan cemaatin bir mensubu bunu kabul ediyor, itirafçı oluyor ve 160 tane de isim veriyor. Bu kişiye Osman Kavala'yı, mücella yapıcıyı, bütün arkadaşlarımızı yargılattırıp darbe kararı verdirdiniz. Bu da Türkiye'nin siyasi tarihine, Türkiye'nin hukuk tarihine, dünya hukuk tarihine geçecek kara bir lekedir. Elinizde itirafçı olarak tuttuğunuz, adeta elinizde tutsak olmuş birisine bizim arkadaşlarımızı yargılattırıp onları tutsak ettiniz. Yazıklar olsun, bu unutulmaz. Bekir Bozdağ'ın tutup da yargıya müdahale diyen Bekir Bozdağ'ın buna bir açıklık getirmesi lazım. Derhal bu konuda kamuoyundan özür dilenmelidir. Bu heyet değişmelidir. Yapılan itirazlar karara bağlanmalı ve istinafta bu karar görüşülene kadar bütün tutukluların tutuksuz kalması sağlanmalıdır. Bu da bunun üzerine saray gölgesi düşmüşken, sarayın baskısının gölgesi düşmüşken, sarayın talebiyle aslında beraat etmiş Osman Kavala, casusluk suçundan tutuklanıp 2 yıl tutulup dün bu mahkeme casusluktan delil bulamadık demişken, bir de üstüne şimdi FETÖ gölgesi düşmüştür. Zaten bu yargılamayı ilk FETÖ başlatmıştı ama sonuçlandıran hakimin eşinin FETÖ itirafçısı olduğu kayıtlardayken bu vakitten sonra artık tuz kokmuştur. Bu vakitten sonra yapacak hiçbir şey yoktur. Yapılan itiraza derhal tahliye kararı verilip istinafın ve Yargıtay'ın hukuka uygun bir kararı beklenmelidir.